السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim Celle Celaluhum hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün Esma-ül Hüsna serimiz biliyorsunuz devam ediyor. 5. serisindeyiz inşallah. 5. ismi şerifi nedir Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun? El-Kuddüs'tür. El-Kuddüs ne demek? El-Kuddüs demek Cenab-ı Allah Celle Celaluhu her türlü noksanlıktan, her türlü gerek fiillerinde, gerek hükümlerinde her türlü böyle eksik olan şeyden aklanmıştır, tertemiz olan demektir. Yani Cenab-ı Allah tertemizdir. Kısacası böyle söyleyelim. Peki nasıl temizdir? Bunu nereden göreceğiz? Şöyle göreceğiz. Dünya hayatına baktığımızda ağaçlar, işte denizler, gökyüzünden şöyle yeryüzüne kadar her türlü yaratılışa baktığımız zaman aslında her şey tertemiz geliyor önümüze. Önümüze her şey tertemiz geliyor. Fakat sonradan kirlenmesi sebebi de yine El-Kuddüs ismi şerefindendir. Niye? Çünkü insanlar üzerine El-Kuddüs ismi şerefinin tecellisini alamadıkları için maalesef böyle çevreyi kirletiyorlar. Aslında çevrenin kirletmesinin nedeni, çevrenin bu kadar kirli olmasının sebebi insanların Allah Celle ve Ala'yı tanımamasından kaynaklanıyor. Çünkü tanısalardı bilirdi ki insan o Cenab-ı Allah Celle Celaluhu El-Kuddüs ismi şerifi var. O tertemizdir ve temizi sever. Aman ben yere çöp atmayayım, denizlere çöp atmayayım, işte etrafı kirletecek diğer her türlü şeyden arındırayım, çevremi temiz tutayım diye azami derecede özen gösterirdi. Eğer ki insanlar Allah Celle Celaluhu'nun El-Kuddüs ismi şerefini tam olarak kavrayabilselerdi, o zaman yerde değil bir tane çöp bulmak, yerde bir tane böyle bir lastik bile bulamazdınız. Bir taş parçası bulamazdınız yerde. O kadar tertemiz olurdu her yer. İşte Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun bu ismi şerefini artık bundan böyle hayatımıza nakışlayalım. Tabii insan Allah Celle Celaluhu'nun bu El-Kuddüs ismi şerefinin tecellisini üzerine alabilmesi için iki şeye dikkat etmesi lazım. Nedir onlar? Manevi temizlik elbette ki, bir de maddi temizlik. Manevi temizlik nedir? Manevi temizlik şöyle oluyor. Yani işte ibadetlerimizi yaparken, insanlarla ilişkilerimizde olsun, her türlü böyle yardıma koşacağız. Aynı zamanda ibadetlerimizi yaparken de yine tertemiz olacağız. Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarken de abdestli bir şekilde çıkacağız ve yine ibadetlerimizi huşu içerisinde yapmaya, yani ihlaslı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. İşte bu temizliği yaptığımız zaman manevi temizliğimizi en başta elde ediyoruz. Yani 5 vakit namazımızı kılacağız inşallah. Oruçlarımız geldiği zaman tutacağız ve inşallah manevi temizliği bu açıdan tamamlayacağız. Maddi temizlik nedir? Maddi temizlik azami ölçüde her zaman temiz kıyafetler giymeye çalışacağız. Kıyafetin işte pahalı ucuz olması hiç önemli değil. Temiz olsun yeterli. Yıkanmışsa temiz olsun yeterli. Yani Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman her zaman, daha doğrusu insan her zaman kendini Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda bilmesi lazım. Sokakta yürürken de şu anda Allah Celle Celaluhu beni izliyor. Bakayım ben temiz miyim? Evet, üstüm başım temiz, güzel. Tamam. Devam edecek böyle yoluna. Hatta yürürken böyle her zaman ihlaslı bir şekilde olacak. Yani maddi temizlikte insanın kılığına, kıyafetine düzgün bir şekilde en azından temiz olmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte maddi temizlikte tam olarak bu anlama geliyor. İnşallah El-Kuddüs ismi şerefini, tecellisini Rabbim Celle Celaluhu hepimizin üzerine nail eylesin. Çünkü El-Kuddüs ismi şerefi üzerimize tecelli etmezse bu dünya kirlilikten geçilmez. Bu dünya kirlilikten geçilmez. Bizim metodumuz belli. Temizlik, temizlik, temizlik. Ne diyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Temizlik imandandır. Temizlik imandandır. Temizlik imandandır. Evet. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Yunus Emre Hazretleri'nde dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen, o alemler sultanı
Lebbeyk kulum demez mi? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.